Yapabiliriz. Ben müzik de öyle aman aman olmamış. Ya, öyle çok bir müzik yok. İki kişi yaptıkları için oyun çok normal de. Oğlum Gragas'ım cidden evet. Gragas'ım el ayağı tutuyor ya. Bu kesin. O YouTube videosuna da bak. Gerçi sen izlemişsindir YouTube videosunu büyük ihtimalle. İvci o YouTube videosunu izle. Göreceksin bizim Gragas boş adam değil ya. Evet, Türk yapımı bir oyun. Farklı farklı yeteneklerin var. Ben sana örnek olarak bu oyunu gösterdim ya, Cem. Sen bana yapmak istediğin oyunu anlattığın zaman ben sana bu oyunu gösterdim zaten. Rock Castle'dan sonra bir de böyle bir oyun geliyor dedim sana. Biliyor musun dedim Türk yapımı. Ama bu bana daha alakasız gelmişti. Hatta sana dedim ki daha alakasız ama bir de böyle bir oyun geliyor biliyor musun dedim. Bizim kendi karakterimiz var arkadaşlar. Upgrade'lerimiz var. Farklı farklı castle'da şeyler yapıyoruz. Bir sopamız var elimizde. Bu sopayla da savaşabiliyoruz. Silah alabiliyoruz. Silahla da sıkabiliyoruz. Oyunu değiştirir mi? Değiştirmemiş olabilirim. Başlık değiştiyse oyun da değişmiştir ama. Aa yok. Bunda loot mut yok bunda mesela. Yani çok az var. Bu oyunu iki kişi yapmış biliyor musun? Yapılır aga nasıl yapılır? Hayır. İçin bayağı zor bir oyun bence. Aa iş yapamadık. Ya kişi için bence bayağı zor bir oyun onu söyleyeyim. Bu buradaysa buraya kadar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Aa ne yaptım ben? Böyle koyacaktım bunu. Aa satabiliyoruz zaten tamam. Bu burada en son şu aynen şöyle bir slow koyacağız. Kaleyi işgal diyorlar. Peki şimdi ne olacak?
Ah! Ben bitti sanmıştım. Umarım az kalmıştır. Oh, bu wave de bitti. Oh, çok zor ya bu wave. Bu oyun. Üçüncü dalgayı bakalım geçebilecek miyiz? Neyse. Bunları yaptığımız için kaynakları iyi aldık. Bayağı güzel oldu burası ya. Buradan girenlerin çıkışı zor olur yani. Şey, mantıken böyle bir yol yaptığınız zaman hiç kimsenin geçememesi lazım. Hiçbirinin canının yetmemesi lazım buradan geçmeye. Yani öyle bir yol ki full tuzak yiyorlar. Düşmanların mı ayıplayı bilmem. Ya bunların canı nasıl yetiyor buraya kadar gelmeye ya? Şu sol alttaki canımız, sağ alttaki de staminamız. Melee silah stamina kullanıyor. Bitirdik mi? Çok iyi. Sekiz kırk beşte 12.560 komboyla bitirmişiz. Chat. Okey, güzel. Ne geldi şimdi? Üstad Abraham kurtarıldı. Bu adam ne yapıyor acaba?
Bu bayağı güzel. Düşman tiplerini de gösteriyor. Oo, bayağı düşman var oyunda. Bunlar daha büyük olabilirdi. Bunlar biraz küçük. Yani ne olduğunu çok anlamıyorum. Mesela şu ne bilmiyorum. Şu ne bilmiyorum mesela. Bu ne bilmiyorum mesela. Oryantaller, dövüşçü ve sapanca. Okey. Bölüme ilerleme. Hayır. Önce şunu bunu şöyle şeyler yapacağız. Tuzak. Yeni tuzak açıldı. Ateş tuzağı. Okey. Ben de direkt Steam'de ben satın aldım onu, biliyor musun, zamanında. Ben de var Kingdom Come. Oynayacağım bir ara zaten. Üret. Ne üretelim? Uy, neler var ya. Tetiklendiğinde şarapnel yağmuru oluşturan bu bir tuzağı. Üret. Diğer iki. Okey. Tier 3. Nice. Bir şey deneyeceğim sadece. Okey. Mutasyona bir gidelim de. Okey. Mutasyona uğrayalım bir. Bunu beşlediğimiz zaman ne oluyor? Bunu fulledik. Üzerime 3 düşman öldürüyoruz. Öfkelenmek için 3 saniyede 10 düşmanı elde et. 0 dayanıklılık bedeli ve okey. İlginç. Anlamadım ne olduğunu da bakacağız. Silah deposu. Şimdi mesela bunu... Oo, bunu şey yerine koyuyoruz. 35 tane. Bu daha dur 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 tarıyor. Okey. Uygundur. Tier 2 mi? Okey, tier 2. Ha, 4 tane tüp ile kazan dediği birinci turu. Oo. Ve elektriklememiz olmadığı için sıkıntı yok da. Tüfeğimiz kalsın. Ama ben anladım mantığı. Yani tüp ve tuzak üretelim de şey yapmayalım yani. Ben şimdi anladım. Fazladan üretebiliyoruz. Ve daha fazla ekipman kullanabiliyoruz. Bak, bunu aslında oyuncuya söylemek lazım bir şekilde. Tier 1 tüple de savaşmayalım chat. Bu da bir daha mı Tier 1? Yok, istemiyorum Tier 1. Bir daha mı Tier 1? Aa, onu zaten Tier 1 ürettim ya. Tier 4 mü? Abo. Bir tüp daha üretelim. 4 tüpe ihtiyacı... Ama konuştuğunu şeyle yaparız. Tier 4. Abo. Fena güçlendik. Uzak. Tier 2. Okey. Tier 4 tüp ne yapıyor? Sersemletici diyor mesela bunu. Aynen. Yanına onu atar. Ve hasarı daha fazla. Mesela Tier 1 tüple elbomuz lazım. 70-85 ya. Bu direkt daha güçlü. Etki alanını arttırıyor. Hasar artışı. Bunda da vardır işte. Demir diken oluşturuyor. Yeni tip. Sersemlettiği için herhalde. Aynı sanırım burada da var. Demir dikeni bu direkt. Mesela 110-154 vuruyor. Aynı vuruyor. Etki alanı da aynı. Ha, ağırlık var tabii. Bu kadar şey takıyoruz, ağırlık var. Mesela bunun ağırlığı kaç? 3. Bunun ağırlığı kaç? 3. İkisinde 3'müş gerçi. Neyse, şu an mesela gayet iyiyiz. Bayağı güçlüyüz şu an. Kuzey deposunu direkt alacağımı düşünüyorum ben ya. Açıkçası chat. Güçlü hissediyorum yani. Buradan geliyor. İki farklı yerden geliyorlar. Ama buradan gidecekler ikisi de.
Ya o zaman tutacağımız yer burası. Hatta buradan itibaren tutalım. Burası bence güzel ya. Kendim kayboldum kendi mekanımda ya chat. Saklı bir reload atıyor, okey. Öldük. Hayır ölmedik. Level'ı geçtik. Karışık oldu ya. Çok karışık oldu. Aşırı dikkatim dağılmaya başladı var ya. Yani tam şuraya da bir şeyler koyabiliriz aslında. İşler bayağı karışık olmaya başladı ama keyifli olmaya başladı. Yani oyunun bu kadar derinliğe sahip olabilecek olması güzel bir şey bence. Thank you.
daha güçlendim ki chat. Kolay, oyun kolay oldu. Bunlar hızlı hızlı geliyor da ölmeye geliyorlar chat. Öyle değil. Bu tur da bitti sanırım. Ha, bitmedi mi? Bunlar çok dayanıklı. Bu maviler çok dayanıklı. Ama onları da yani sevgiye kadar dayanıklı olsunlar. Uzak cehennemine girdikleri an bitiyorlar chat ya. Buraya kadar gelmeleri bayağı zor. Artık tuzakları ileri falan taşıyacağım. Zaten o tuzak cehenneminden çıkış yok. Biraz ileri de taşıyacağım tuzakları. Şöyle buraya falan da taşıyacağım biraz. Gelirken de zehirliyor ya o tuzaklar. Gelirken zehirlensinler. Pardon, gelemeden zehirlensinler. Gelecek gibi durmuyorlar. Şu yeşil şey arada bir birkaç kişi öldürerek heal'layabiliyorum kendimi. O yeşil şey de benim heal'ım hazır mı değil mi onu gösteriyor. Ona bakarak birazcık agresif defansif oynuyorum falan. Bunların okçuları çok vuruyor ya. Okçu değil de işte şey atanları, mızrak atıyor bunların bazıları. Orayı biraz çok oynadık da yapacak bir şey yok. Kuşlara alışık da değilim tabi.
şuraya koydum. Tuzaklar da mesela kaybolmuyor. O yüzden bu tuzakları olur da yanlışlıkla mesela geriye falan koyarsam, mesela geleceklerini sanıyorum, geriye koyuyorum tuzakları. Gelmiyorlar. Tuzaklar burada kalıyor. Mesela buradan asla geçemeyecekler. Ben burada ölsem bile geçemeyecekler burada şu an. Çok eminim bu konuda. Çünkü orada 4 tane şey tuzağım var benim. İşte yerleştirme tuzağım var. Bu kadarmış. Dörtse de düzenekle çarka. Üçlü combo yap. Bu ne demek bilmiyorum ya. Ket tuzağı geldi. Örümcek tuzağı geldi. We have unlocked the new part of castle. Nice. Ya da oyun 5 bölümden ibaret olamazdı ya chat. Ya bunun açtıkları bunlar falan. Baya güzel. Baya uykum geldi. O yüzden burada da upgrade'leri de yapalım yatalım ama o 5 ya yani 5 level'a geçmek istiyordum kesinlikle. Şey açmışız. Bir bölgedeki düşman yarış parkasına yanıcı bir yağ bırakır. Bu sadece yavaşlatıyor. Bu yavaşlatıp üstüne bir de yağ bırakıyor. Bunu çıkartmam gerekiyor öyle mi öncesinde? Çıkartamıyorum. Anladım. Bunların ikisi de aynı gözüküyor. Tamam, okey. Bu biraz kötüymüş ikisinin aynı gözükmesi. Ama Early Access'ten sonra düzeleceğini düşünüyorum. Düşmanı defa patlayan yürüyen düzenek. Tabii bunu da deneriz yani chat. Bunu fulledik tabii. Crit vuruş, kaçınma ihtimali, toplam dayanıklılık, ağırlık kapasitesi, toplam hasar noktası. Bilemedim. Kritle devam ya. Bildiğimizden şaşmayalım. Bu da güzel duruyor bayağı. Bunu deneyelim şunun yerine. Ha ağır. Bu. Ağırlığı bunun 2.2. Tüplerin hepsinden ağır. 13 ağırlık olmamız lazım onu taşıyabilmemiz için. Neyse o zaman şimdi değil. Bu bir tuzakları bunlar. Taratlar bunlar. Tüpler bunlar. Okey. Okey.